Merhabalar. Tarihi hep kazananlar yazar. İster savaş tarihi olsun, ister insanlık tarihi olsun, ister ticari tarihi olsun, ister sanat tarihi olsun. Kazananlar yazar. Çünkü ne kadar haklı olduklarını orada anlatırlar. Türklerin tarihi hariç, bunu bir ayıralım orada. Türklerin tarihini de ikiye ayırıyoruz. İslamiyet öncesi Türklerin tarihi, İslamiyet sonrası Türklerin tarihi. İslamiyet öncesi Türklerin tarihinde Göktürkler zamanı, Oğuzlar zamanı ve Hunlar zamanının tarihi bilgiler elimizde yok. Neden? Ya Çinliler tarafından gasp edilmiş ya da imha edilmiştir. Ya da daha sonraki Göktürkler dönemindeki, Oğuzlar dönemindeki oralara akın yapan Muaviye askerleri tarafından mahvedilmiş, imha edilmiş ya da kapatılmıştır üstü. Yakılmış, yıkılmıştır. Harzemlilere yaptıklarını bilirsiniz belki. Ve orada El-Buruni var, yazar. Der ki işte Harzemlilerin 300'e yakın adamını Harzem tarihini tekrar anlatmasınlar, Harzem kültürünü yaşatmasınlar diye topladılar bunları. Hepsini, bir kısmını kestiler, bir kısmını da sürgün ettiler. Olan eserleri de yaktılar diye El-Buruni yazar bunu. Şimdi üniversitesi falan var adına ama yani biz nedense işin o tarafını biraz kapatırız. Çünkü tarihi kazananlar yazar. İslam tarihine bakın, Muaviye tarihi de dahil. Orada Türkleri nasıl kestikleri, nasıl astıklarını falan değil de nasıl kazandıklarını yazarlar. Ve kazanmaya gerekçe olarak da cihatı gösterirler. İslamiyet'in cihat anlayışını. Biz ne için gittik oraya? Cihat için. Bu bir Allah'ın emriydi. Adam yapma ya Allah aşkına, oradaki Semerkant Buhara'daki altın yataklarına gittiniz siz. Oradaki o şeylerin, Türklerin şey denilen, şimdi sanem falan diyorlar işte, güzel heykelcikler, ev süslemeleri falan. Hepsi altındanmış gerçekten. Oralar altın yataklarıymış. Toplamışlar. O şekilde de getirmek zor olmuş hatta şeye, Arabistan'a. Yığmışlar şeyleri, ateşleri, ateş dağlarını yakmışlar. Külç altına dönüştürmüşler de getirmişler. Neyse tekrar geliyorum. Kazananlar yazar sözüne, tarihi. Osmanlı döneminde de Osmanlı yazarlarından ben bir iki hariç tarih yazıldığını görmedim. Biz tarihi Hammer'den okuruz, Hammer'den ya da bizdeki sonradan Halil İnalcık çıktı ama mesela günlük kayıt tutan, o günün şartlarında günlük kayıt tutan tarih yok. Şeyi de yanlış okuruz mesela, buna örnek olarak söyleyeceğim. Anadolu Selçuklu'nun imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihini de yanlış okuruz mesela. Bizde de İslamiyet tarihi şeyinden başlamaz. Yani Arapların 670'lerde, 680'lerde falan Arabistan'a nasıl saldırdıkları, oraları nasıl yağmaladıklarıyla başlamaz. 1062'de Nizam-ı Mülk'ün Alparslan'ın yanına vezir gelmesiyle başlar. Çünkü onlara göre ya da Nizam-ı Mülk'e göre aslında Türkleri Müslümanlaştıran odur. Yani dolayısıyla onun tarihiyle başlar. Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesiyle başlar. Her ne kadar Türkler Nizam-ı Mülk adam yerine koymamışsa da bizdeki aklı övüyorlar, Nizam-ı Mülk'ü öve öve göklere çıkarırlar. Niye? Ben ona da hayret ederim. Niye? Adam yerine konmadığımız için mi çok methediyorsunuz onu? Amerikan 10 dolarının üzerinde, bazı paraların üzerinde şey yazar. In God we trust. In God we trust. Biz Allah'ı biliriz, biz Allah'a yakınız. Aman Tanrım, my God falan da derler onlar. Aman Tanrım. Peki savaşları ne diye yapar bunlar? Aman Tanrım, biz Allah'ı bilerek yapıyoruz. Irak'a saldırdılar, herhalde Allah için saldırmışlardır. Peki Libya, Tunus, Suriye'ye işgal ettiler buraları hep. Ne için? Biz Allah'ı biliriz. Allah, ya Allah mı emrediyor bunları size? Gerçekten bunları ben lafı net ve şeyi soracağım. Bunları gerçekten Allah mı emrediyor? O günkü Muaviye askerlerine de soruyorum. Yani gidin şunları kesin, ya Müslüman olsunlar ya değilse kesin hepsini mi demiştir?
Amerikalılara soruyorum bugün güçlü olan tarihi yazanlara. Biz Allah'ı biliriz diyorsunuz ya, bunu ideoloji haline de getirmişsiniz. Paraların üstünde de var. Maykat demeyi de çok seviyorsunuz. Allah mı size böyle emrediyor? Yani gidin Orta Doğu'daki mazlum, masum insanları, güçsüz insanları yakın, yıkın. Ellerinde ne varsa petrollerini, doğalgazlarını, altınlarını falan alın mı diyor. Yani bu hangi şey, yani gerçekten bizim inandığımız, çoğu zaman yukarıda dediğimiz, işte her yerde var olan sıfatla Allah'ın şey, sıfatla Allah olan Allah mı size emrediyor? Yoksa vicdanınızdaki kararmış, vicdanınızdaki çürümüş, vicdanınızdaki Allah mı emrediyor bunu? Orayı biraz şey etmek istiyorum. Yani bu mesele biraz derin. Çünkü gerçekten tüm insanların kabul ettiği, ortak kabul ettiği Allah ne o zamanki Araplara ne bugünkü Amerikalılara böyle bir emirde bulunmuyor. Gelelim mazeret olarak da hep şey derler. Bugün o gün şey diyor ki işte Muaviye orduları, biz onlara saldırdık, onlar da Müslüman değildi. Ya sana ne kardeşim, Müslüman olsun olmasın, yani insan insandır. Bugün şey ne diyor Amerika, biz onlara saldırdık ama onlarda da demokrasi yoktu kardeşim. Sana ne kardeşim, demokrasi var yok, adamlar iyi kötü geçinip gidiyorlar. Bugün Irak demokrasi yok dediğin Saddam'ın gününden daha mı iyi? Yani daha bitireceğim burada, daha konuşup bir de ricam var. Lütfen bak şeydeki bu cami imamının şeyine döndü ya arkadaşlar, cami yaptıracağız. Lütfen geçerken sadaka bırakın dediğine lütfen siteye abone olun. Ve bir şey orada like tuşu var. Ya Allah'ını severseniz o kadar uğraşıyorsunuz YouTube'un içerisinde like tuşuna basmayı nasıl şey diyorsunuz yani. İnsan şöyle parmağının ucuna dokunur. Şöyle bir orada alt bölümde bir siyah kutucuğun içinde abone ol tuşu var. Yani abone olunca sizden YouTube paramı istiyor kardeşim. Bunun vergisi falan mı geliyor? Bugünlük bu kadar sistemde yeter. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.